yine ilklere imza atan bir Türk kadınını, namı diğer güneşi zapt eden kadını tanımak ister misiniz? O zaman videomuzu izleyin. Uzay yolculuğunda bir Türk kadını, Profesör Doktor Dilhan Eryurt. 29 Temmuz 1969 tarihinde insanlık adına kaderimizi değiştirecek büyük bir adım atıldı. Binlerce yıl boyunca bilimin evreni anlama çabasının doruk noktasıydı bu adım. Yeni girilen uzay çağının liderini belirleyecek bir adımdı. İnsan aya ayak bastı. Dünyanın farklı ülkelerinden yüzlerce bilim insanının ortak çalışmalarının sonucu olan bu adımı mümkün kılan onlarca ismin arasında çalışmalarından ötürü Apollo Başarı Ödülünü alan bir Türk bilim insanı da vardı. Dilhan Eryurt. Kısaca tanımaya ve anlamaya çalışalım kendisini. Çalışmaktan ve öğrenmekten hiç yorulmayan Dilhan Eryurt her zaman başarılı bir öğrenci oldu öğrenim hayatı boyunca. Ancak tüm derslerin içinde en çok matematik ilgisini çekti. Ankara Kız Lisesi'ni bitirince Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla 1942 yılında üniversite eğitimi için İstanbul Üniversitesi Yüksek Matematik ve Astronomi bölümünü seçti. Sonunda matematik bilgisiyle evreni anlama çabasını birleştirebileceği bir alan bulmuştu kendisine. Astrofizik. Üniversiteyi bitirince Ankara Üniversitesi'nde bir astronomi bölümü açmakla görevli olan Profesör Doktor Tevfik Okyer Kabakçıoğlu'nun yanında kadro olmadığı için ücret almadan asistan olarak çalışmaya başladı. Bu yıllarda Nazi Almanyası'ndan kaçmış olan birçok değerli bilim insanı Ankara Üniversitesi'nde çalışıyordu. Üniversite reformu sırasında eğitimlerini yurt dışında tamamlayan birçok genç Türk akademisyen de yurda geri dönmüştü. Okyer Kabakçıoğlu da bu kuşaktan bir akademisyendi. Astrofizik alanında kendisini daha da geliştirebilmesi için yurt dışına gitmesi gerekiyordu Dilhan Eryurt'un. Yaptığı başvurular kabul görünce yüksek lisans için Michigan Üniversitesi Astrofizik bölümüne geçiş yaptı. Burada dünyaca tanınmış bilim insanlarından dersler alan Eryurt, genç bir bilim insanı olarak herkesi şaşırtmaya devam etti. Eğitimini tamamladıktan sonra kendisini Amerika'da kalması yönünde yapılan teklifleri değerlendirmeyen Eryurt, yurda dönüp Ankara Üniversitesi'nde asistan oldu. Devamında burada doktora yaptı ve 1956 yılında 30 yaşında doçentliğini aldı. Ancak sonrasında kendisine teklif edilen profesörlüğü geri çevirecekti. Çünkü önünde başka bir hedef vardı. 1959 yılında Uluslararası Atom Enerji Ajansı tarafından verilen bir bursla 2 yıllığına Kanada'ya gitti. Kanada Atom Enerjisi şirketinde çalıştı. Eryurt astrofizik alanındaki çalışmalarını ilerletmek istiyordu. Bu da büyük matematik işlemlerinin çözümünü gerektiren bir alandı. Bilgisayar kullanılmaksızın bu çalışmaları yapmaya olanak yoktu. O dönemlerde Türkiye'de bilgisayarın ne olduğu bile tam olarak bilinmiyordu. Çalıştığı bu yeni iş yeri bu olanağı kendisine sağlayacaktı. Ayrıca burada alanında uzman Profesör Cameron'la çalışma fırsatı da yakalayacaktı. Bu yeni çalışma alanı kendisini sadece astrofizik değil, bilgisayar programlaması konusunda da yetiştirmesine vesile oldu. Cameron tarafından kendisine verilen bir sorunun çözümünü yapabilmek için öğrendiği programlama kendisine yeni bir dünyanın kapılarını aralamıştı tabiri caizse. Sonraları yıldızların yapı modelleri üzerine birçok başarılı program yazacaktı kendisi. Eryurt, Kanada'daki çalışmalarının ardından Amerika Birleşik Devletleri'nden aldığı bir bursla Indiana Üniversitesi'nde araştırmacı olarak çalışmaya başladı. Burada yaşamına yön verecek, yıldız modelleri yapmakla tanınan Profesör Doktor Embirable'la karşılaşacaktı. Eryurt, Göteling Gözlem Evi'nde kendisine verilen büyük bir bilgisayarın başında sabahlara kadar yaptığı çalışmaların devamında model yıldızların geliştirilmesinde yardımcı oldu. Eryurt, Göteling Gözlem Evi'nde kendisine verilen büyük bir bilgisayarın başında sabahlara kadar yaptığı çalışmaların devamında model yıldızların geliştirilmesinde kullanılan yeni bir yöntemin uygulanmasına yardımcı oldu. Bu yöntem daha sonraları Amerika Birleşik Devletleri Atomik Enerji Komisyonu tarafından da kullanılmaya başlanacaktı. 1961 yılında aldığı bir bursla NASA'nın New York'taki Goddard Uzay Araştırmaları Enstitüsü'nde o dönemde de bulunan tek kadın astronom olarak çalışmaya başladı. Amacı yıldız modelleri yapmak ve yıldızlardaki termonükleer ilişkileri incelemekti. Burada bir kere daha Profesör Cameron'la çalışma fırsatını bulması onun için sevindirici bir durumdu.
Uzay yarışının kızıştığı zamanlarda bu ikilinin Güneş hakkında yaptığı çalışmalar NASA açısından büyük önem taşımaktaydı. Çalışmalar Güneş hakkında o güne kadar yanlış bilinen birçok bilgiyi ortaya çıkardı. Çalışmasının en önemli tarafı, Güneş'in ilk oluşumunda şimdikinden çok daha parlak olduğu ve yavaş yavaş sıcaklığının düştüğü ve sonra günümüzdeki duruma geldiğinin anlaşılmasıdır. Eski teoriyle Güneş'in ilk oluşumunda daha soğuk olduğu ve yavaş yavaş bugünkü durumuna ulaştığı kabul ediliyordu. Çalışmasının sonucunda elde edilen bilgiler dünyamızın oluşumu hakkında da bazı bilinmezleri açıklıyordu. Tabii ki eş zamanlı olarak uydumuz olan Ay için de bu bulgular doğruydu. 1960'lı yıllarda yapılması tasarlanan Apollo Ay yolculuğu projesi nedeniyle bu yüksek sıcaklık etkisi Ay yolculuğuna çıkacak astronotların karşılaşacakları ortam nedeniyle çok önemliydi. Ay'da atılan ilk adımın devamında Erdyurt çalıştığı kurumda genelde yabancılara pek verilmeyen kıdemli araştırmacı unvanıyla onurlandırıldı. Devamında da araştırması hakkında yeni bilgiler edinmek üzere Kaliforniya Üniversitesi'ne gönderildi. Nihayet 1968 yılında Türkiye'ye döndü. Kazandığı deneyimi öğrencilere aktarmak için önce ODTÜ'de bir yıl misafir profesör olarak ders verdi. Derslerinin dışında kalan zamanda sayısı 25'i geçmeyen Türk astronomları bir araya getirerek günümüzde halen devam eden Ulusal Astronomi Kongrelerinin başlangıcını yaptı. 1969-1973 yılları arasında NASA'daki bilimsel araştırmalarına devam etmek amacıyla Amerika'ya geri dönen Erdyurt, devamında ODTÜ'ye tekrar geldi. Burada astrofizik ana bilim dalını kurdu. Bu öncü katkılarından ötürü 1977 yılında TÜBİTAK Bilim Hizmet ve Teşvik Ödülünü aldı. 1993 yılında emekli olana kadar üniversitede çalışmalarına devam eden Erdyurt, emekliliğinin ardından 97 yılında açılan TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin açılmasında da çok önemli bir rol oynadı. Bir ülkede ne kadar çok bilim insanı bulunursa bilimsel gelişiminde o kadar hızlı olacağını düşünüyordu. Bu inançla öğrencilerini yetiştirdi, yaratıcı, bağımsız düşünen birer bilim insanı olmalarına yardımcı oldu. Sadece Türk bilim dünyasına değil, insanlık tarihine adını Güneş'i zapt eden kadın olarak yazdıran Dilhan Eryurt, 13 Eylül 2012'de hayatını kaybetti. Yetiştirdiği öğrenciler, eşsiz zekası ve azmiyle araladığı kapıdan ışığın izini sürmeye devam ediyorlar. Ruhu şad olsun.